Merhabalar. Merhaba. Bugün Zeynep benim konuğum gördüğünüz gibi. Şeyler değişti. Ne denir ona? Roller. Roller değişti. Öyle değil de böyle. Onun havalı bir şeyi var. Neyse. Bugün arkadaşlar Divinity Original Sin 2'yi konuşuyoruz. Masalar döndü. Masalar döndü. Güzel. Güzel dedin. Evet. Masalar döndü. Evet. Divinity 2 Original Sin ya da Divinity Original Sin 2. Early Access. Deydi. Yarın artık Full Access olarak hayatına devam edecek. Yarın çıkıyor tam sürüm arkadaşlar. Çok özenli görünüyor. Ben oynamadım. Zeynep Early Access'i oynadı bayağı bir. Onun fikirlerini alacağım. Early Access'i bitirdik. Evet. Yani oynadı bayağı bir. Daha bitirmeni bekleriz yani ufacık şeyi. Evet, şimdi Divinity 1'i oynamıştık. Original Sin Enhanced Edition. PlayStation 4'te videosunu çekmiş miydik? Yok, bir giriş videosu gibi bir şey çekmiştik. İlk ama o çok beğenmiştim. Ben onu bitirdim. Gökçe daha oynamadı. Çok içerisinde. Evet, ben 2'yi oynamaya karar verdim direkt artık. Çünkü mesela 2'yi oynarken 1'i oynaman şart mı? Hayır. Aradan nesiller geçmiş. Okuduğuma göre belki binlerce yıl geçmiş. Bin yıl geçmiş aradan gibi. Bayağı bir zaman geçmiş. Kendi içinde takip edilebilen bir oyun. Harika. Müşteri tabanını genişletmek istiyorlar. Mantıklı değil. Bence mantıklı. Yani bir oyun kendi içinde oynanabilir olmalı. Sadece daha fazla karakter, yani o dünyada daha fazla deneyim istiyorsan önceki oyuna gitmeli. Ben şahsen böyle oyunlarda hep birinci oyuna giderim. Ya gitmek lazım çünkü mutlaka şimdi bu oyunlar RPG olduğu için lore'u var. Değil mi? Kendi dünyası, hikayesi var. Hani oradan mutlaka bir referans çıkacaktır. Başka bir karaktere, başka bir olaya, ama yani bunları anlamadan da bunu da zorunlu olmayacak değil. Bir de bazen teknoloji çok geri kalmış oluyor. O da çok keyifli olmuyor eski oyun oynamak her zaman. Evet. Ama böyle, evet. Efendim, ben şöyle bir şey hazırlamıştım. Çok pardon size, şöyle yapayım diyorum. Şöyle bir... Evet. Başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Oynamamışsınız ama video hazırlamışsınız bize. Teşekkürler. Ben çektim şahsen. Hayır arkadaşlar. Zeynep'in oyunundan aldığımız birkaç videoyla başlayalım. Gelelim. Hazır şu açılış ekranı, karakter oluşturma ekranıyla başlayacağız. Evet. Karakterler nasıl karakterler var? Mesela önceden hazırlanmış ne karakterler var? İpucu vermeyin sorunun cevabı. Var mı? Var mı böyle karakterler? Evet, şimdi her zamanki gibi karakterlerimiz mevcut. Göreceğiniz üzere hızlı bir şekilde ırkları geçmek isterim. İnsan, elf, cüce, lizard, undead. Adeta İngilizceli, Türkçeli. 1950'lerden bir jilet satıcısı gibi konuşuyorsunuz. Evet, ve bu video... Bir daha sayar mısınız? Söylemek isterim ki İngilizce Türkçe karışık bir video olacak. Çünkü her şeyi çeviremiyorum literatür olarak. Benden alıştılar zaten. İnsan, human, elf, cin, elf, dwarf... Cin mi var? Cin. Hayır, elf'i cin diye çeviriyorlar bazen popüler fantastik edebiyatta. Yeni bir sınıf dwarf, lizard, undead. Evet. Evet, karakterlerimiz bunlar, ırklarımız bunlar daha doğrusu. Hepsiyle oynayabileceğimiz Battle Mage, Cleric, Conjurer, Enchanter, Fighter, Inquisitor, Knight, Metamorph, Ranger, Rogue, Shadowblade, Wayfarer, Witch ve Wizard var. Bunlar ayrı ayrı kategorilendirilmiş ama RPG oynayan herkes bilir ki aslında bazıları Shadowblade ve Rogue gibi, işte Conjurer ile Enchanter gibi aynı dalın, Sorcerer gibi değişik alanlara bölünmüş. Daha uzmanlaşmış. Evet, yani işte Enchanter mesela Hydrosophist, işte Witch başka büyü yapıyor, Wizard başka büyü yapıyor ama aslında herkes her şeyi yapabiliyor oyunda. Kitapları bulup ilerlemene bağlı ama kimse beceri puanlarını deli gibi saçmak istemez her tarafı. Yoğunlaşmak ister, o yüzden hem mümkün hem de çok önermiyorum ben. Önerilmemiş. Orta bir karakter yapmayı çok önermiyorum. Evet, ama ilk karakteri insanın, yani ilk RPG'sindeki ilk karakteri her zaman çok karmaşık olur ama önemli olan baştan güzel karar verip grubu ona göre oluşturmak zaten RPG'de önemli bir şeydir. Neyse, dönüyorum karakterlere geri. Lütfen. Şimdi bu oyunda farklı olarak origin story'ler var. 6 tane origin karakterimiz var. The Red Prince. Önceki oyunda yok muydu origin story olayı? Origin karakter yoktu girişte. Harika. Ben vardı sanıyordum. Var mıydı? Vardı, ben mi kaçırdım? Yok. Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Yani böyle bir karakter vardı da. Bu oyuna çok şey eklediler zaten. Evet. Yani Divinity Original'sının üzerine aşırı derecede çok beklenmeyen, hani Kickstarter'da olmayacak dedikleri şeyleri bile koydular. Evet.
Bir iki şey mesela çok sonradan geldi galiba, romance gibi. Bütün seslerin voice actor'larla evet, o mesela yani o kadar büyük bir işmiş ki o. Bir kendi update videolarını da izledim. İnanılmaz yani ve tüm milyon diyalogları, satır falan mı ne diyordu? Evet evet, tüm diyalogları seslendirmişler. Evet, Early Access'te tüm diyaloglar seslendirilmiş değil. O yüzden onu çok aradım yani. Hatta karakter sesleri falan da yok galiba, evet, değil mi? Yok. Çok çok az ses var. Evet. Onlar da açıklandı şimdi, birer videoyla tanıttılar karakterleri. Sesleri de açıklandı. Evet, Dread Prince, Ifan, Ben Mest, Sebil, Lohse, Fane ve Beast adlı Sebil arkadaşımız. Evet, ben Sebil'i seçtim. Şu anda enstrüman seçiyorum. İşte bu karakterler var. Örneğin Red Prince bir Lizard ve Warrior olarak geliyor. Hepsini saymayacağım. Ama mesela o oyunda onu grubuna aldığında ya da onu seçtiğinde değiştirebiliyorsun Warrior'ı. Ya istersen sıfırdan kendi karakter yapıyorsun ya istersen bunlardan birini oynuyorsun. Ama yine de bu karakterlerin Fane ve Beast'i görmedim henüz. Onu Early Access'te açmıyorlar sanırım. Diğer karakterleri grubuna alabiliyorsun. Ya ben Origin karakterlerden biri oldum. 3'te Origin karakter aldım. Origin grubu kurdum. Bu Origin bütün hikayeleri göreceğim diyorsun. Ama Dread Prince mesela diyor ben Warrior'ım ama çok güzel büyü de yaparım falan, ne istersin diyor. Hı. Oradan seçebiliyorsun. Böylelikle yine grubunu istediğin gibi yönetebiliyorsun. Çok anladım. Güzel bir şey. Peki kendin bir karakter oluşturmaktansa neden Origin hikaye oynamayı tercih edesin? Size bunu açıkla Zeynep. Bu deneyimi almak istiyorum. Çünkü sıfırdan karakter her zaman yapıyorum ve sıfırdan karakter yaptığımda yani oyunda ne değişiyor hikayesi yok. Diyaloglar ve o karakterin şimdi şey gibi normalde kendin sıfırdan bir karakter yaptığında backstory yazabiliyorsun. Bu RPG'ler böyle özel sayfa oluyor custom. İstediğin hikayeyi, arka plan hikayesini kurup düşünebilirsin. Ona göre tabii, kendin oynayabilirsin. Ona göre cevap. Ama bunlar benim için kurmuş zaten. Bir de daha spesifik oluyordur herhalde böyle olunca. Evet. Bir de karakter ona göre gidiyor. Örneğin Sebil'in hikayesini anlatmayayım yine oynarken keyfi kaçmasın. Sebil'in hikayesini ben beğendim. Karakteri de ona göre, ses tonu da ona göre yani ben tamamen o karaktere girdim oynarken. Oldu diyorsun. Daha kolay oldu yani bu RPG'den. Evet, mantıklı. Mantıklı, güzel de bir başlangıç. Hem de aynı oyunu tekrar tekrar oynamak için de çok seçenek sunmuş oluyor böylece. Evet. Diye düşünüyorum bu orijin hikayeleri. Onu seçmezsen de kaçırmıyorsun. Evet. Çünkü companion aslında bu orijin karakterler tabii. Yine. Evet. Tabii o seçenek de mevcut ama hiç bu işe de bulaşmadan da oynayabilirsin. Evet. Değil mi? Hiç yani. Böyle bir Divinity 2'nin özellikle bu özelliği çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz derecede oyuncuyu serbest bırakan bir oyun olmuş gibi görünüyor ve her şeyin çok fazla yolu var. Çok fazla karakter seçeneği var. Yani bilmiyorum, çok çok özgür oynanışı bile öyle. Yani co-op kısmı bile öyle. Onlara da değineceğiz. Dediğin doğru. Mesela oyunun hikayesinden çok kısacık söz etmek isterim. Hikayeye gelmeden önce karakter oluşturmayı biraz ele aldık. Peki bu enstrüman olayı dedin. Enstrüman seçiyorum dedin. Evet. Nedir bu? Enstrüman seçiyorsun. Ben de bilmiyorum açıkçası. Yani bilmiyordum. O zaman seçtim hangisi karakterime uygun diye düşünüyorsam. Bansuri var. Tanbara var. Bilmiyorum nedir. Ud var. Evden çıkmam. Ud var. Ud var. Güzel. Ve cello var. Violonsel miydi? Cello var. Ud var. Tambara var. Bansuri. Bansuri var. Sadece 4 enstrüman evet. Var. İlginç. 4 enstrüman var şimdi. Bunların bir tanesi yan flüt benzeri bir şey. Bunlardan birini seçiyorsun karakterine ve okuduğum ben kadarıyla şeylerde hikayeyle ilgili bir olay olurken o çalıyor. Bir de battle'da, combat'te critical strike yaptığında ya da sana yapıldığında çalıyor. Ama ben işte oynadım, bitirdim Early Access'i. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Forumlarda okuduğum kadarıyla da sesi kısık ve yeterince arka müzikten ayrılmamış, hani biraz daha üzerine çalışmaları gerek diye yorumlar okudum. Çok da bir şey bulamadım. Yani ben henüz deneyimleyemedim bunu. Ilginç. Yarından itibaren ama belki daha iyi tabii olur. Tabii daha early access yani evet. Şimdi tam oyunu görmeden bir şey demek zor. Biraz müzikten bahsedebilir miyim bu oyun serisinin müziğinden hazır sözü açılmışken? Şimdi tüm Divinity oyunlarının müziğini yapan Kirill diye bir abimiz vardı. Kirill Pokrovski. Ben de not aldım, soyadını aklımda tutmuyorum. Kendisi vefat etti. Çok da yetenekli bir müzisyen olarak tanır. Onun yerine
Ondan sonra Borislav Slavov diye bir Bobby diyorlar. Abimizi aldılar Divinity Originals'ın 2 için. Bir tane de yakın zamanda bir update yayınladılar, böyle video yayınladılar. Soundtrack ve karakter ses kayıtlarını inceliyorlardı. Orkestra kaydı yapmışlar ilk defa oyun için. Ve inanın bence biri aratmayacak kadar güzel görünüyordu benim dinlediğim kısmıyla. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok beğendim. Bir de şeyden bahsettiler, mesela bu enstrüman olayı var. Bir de onun yanı sıra müzikte çok fazla sürpriz bizi beklediğini. Mesela ortam, mesela atıyorum şöyle bir ortam var, şurada ateş yanıyor. Ben ateşe gittikçe ateşin sesi artıyor, farklı sesler gelmeye başlıyor ortama göre falan filan dendi. Bu da benim çok hoşuma gitti ve daha müzikle ve sesle ilgili çok daha fazla sürpriz olduğunu söylediler oyunda. Bunun 1/4 falan olduğunu söylediler bu bahsettiklerini. Evet. Bakalım, onu da merakla bekliyorum. Gelelim hikayeye. Evet, müzik gerçekten çok güzel. Çok güzel geliyor. Evet evet, ve az önce ekranda olan şeyden söz etmek isterim. Şimdi ben birinci oyunu PlayStation'da oynadım. Hı-hı. Ve bir RPG'ye göre bayağı iyi, hiç beklemeyeceğim bir konsol ve kumanda kontrolüydü. Onun dışında da işte gençliğimizden beri bilgisayarda RPG oynuyoruz. İlk kez ben bu oyunda çok zor alıştım kontrollere. Ya uzun zamandır bilgisayarda RPG oynamadığımdan, ama yok aslında. Pillars of Eternity'yi yeni bitirdim. Niye öyle? Biraz garipti. Çünkü otomatik olarak ultra kaliteye ayarlamış oyun. Benim bilgisayarı beğenmiş. Hmm. Ama ultra yerine high'a aldım. Bütün sorunlarım çözüldü. Hani, o zaman çok, kontrollerde değil mi? Kontrollerde değil. Yani çok yavaş gidiyordu, takılıyordu falan. Ben kontrolden sandım. Ama bir an böyle korkuttun bizi. Yok, böyle anlatayım dedim. Hikaye gibi. Evet. Eminim herkes zaten çözüldü. O oyunun şeylerini, ayarlarına bakar ilk iş, ama olur da aklından kaçan olursa oyun değişik ayarlar yapabiliyor otomatik. Buyurun. Olarak haya indirdim. O arada düzeldi ondan sonra. Evet, müzikler gerçekten çok güzel. Yani o karakterden önceki oyunun ilk açıldığı sahneyi koy, takıl evet. Evde yani. Birkaç tema bayağı müziği kaliteli. Duydum ben de çok iyiydi. Bence ilk oyundan bile iyiydi diyeceğim. Yani ilk oyunun soundtrack'ini dinledim oyunu oynamasam da, ama ben çok beğendim. Çok yetenekli bir abimizmiş Bobby'cim. Evet, hikaye demiştim. Hikayeyi şöyle bir kısaca bana şunu söyler misin mesela? Birinci oyunun hikayesine insanlar çok işte şey dedi, hafif kalıyor dedi. Ondan sonra çok nasıl denir ona, komik, böyle fazla nasıl diyeyim, yüzeysel, işte eğlenceli, fazla eğlenceli, yeterince karanlık değil falan dendi. Evet. İkinci oyunda da böyle olduğunu düşünüyor musun? Öyle bir izlenim aldım. Ben birinci oyun hakkında öyle düşünmemiştim. Ben birinci oyunda RPG sonuçta, yani bir karanlık, bir zindana kilitli değiliz. İyisi evet. De var, kötüsü de var hayatta yani. O nedenle ben hem keyif aldım hem karanlık yerlerini de hissettim. Ama bu oyunun daha karanlık olduğu en başından belli. Çünkü oyuna bir tutuklu olarak başlıyoruz. Ve işte sorcery bütün dünyada şey yapılmış, yasaklanmış. Hepimizin boynumuzda tasmalar, şeyler böyle. Evet, yani sorcery yapan çocuğundan dedesine herkesin boynunda tasmalar ve kaçamayacağımız ada gibi bir yerdeyiz. Yani alın size karanlık. Sana karanlık istediniz. Başlangıç. Oldu işte. Ve ben de bu arada renkli dünyaları çok seviyorum. Mesela Pillars'a o yüzden bir türlü yaklaşamadım. Hadi buna yaklaştım mı diyeceksin. Tamam, onu da yaklaşmadım, ama Divinity oynadığım kadarıyla ya da senden gördüğüm kadarıyla dünyasının bu kadar renkli ve müziklerin de bu kadar coşkulu olması benim hep çok hoşuma gitmişti. Dünyası hala renkli. Evet, umarım onu da bozmamışlardır. Dünyası hala renkli, ama yani başta mesela bu gemide başlıyoruz. O renkli değil o kadar. Bir şeyler oluyor. Çok da şen şakrak oyunlar, olaylar dil olanlar. Çok da değildir. O yüzden yani güzel bir kombinasyon henüz. Peki. Hikaye oynadıkça açılacak gibi duruyor şimdidir. Hadi canım. Şimdilik hani baştan anlatırlar ya, böyle şöyle şaka oldu, böyle oldu falan, evet, gibi. Evet. Bu sefer Asya anlatılmış. Hani yavaş yavaş. Güzel. Harika. Olması gerekli. Zaten birinci oyun da çok uzun bir oyundu diye hatırlıyorum. Değil mi? Bayağı 80 saat falan sürüyor, evet, evet. Yani. Hani her tarafa oraya buraya bakarsan bu da bayağı uzun olacaktır eminim. Umarım. Şimdi gelelim diyaloglar. Diyaloglar. Diyaloglar harika. Önemli. Bence birinci oyundan çok daha iyi diyaloglar. Bir Fallout 4 kalitesinde mi diyaloglar? Ah ya. göz kırptım, görürsün. Diyaloglar çok iyi gerçekten. Karakterler zengin. Karakterlere göre diyaloglar ilginç.
Ekrandan da şu an görebilirsiniz. Diyaloglar hani şunu de bunu de gibi diyor. Mesela ask Ifan hani onu sor diyor ya da şöyle diyor. Direkt böyle hani söyleyeceğin cümle değil ama böyle bir talimat verir gibi. Evet. Bir yandan nasıl bir tepki, nasıl bir tavrın olması gerektiğini de söylüyor. Konuşma, diyalog mekanikleri çok güzel. Persuasion mekaniği var ikna edicilikle. Zaten ona da puan verip onu geliştirebiliyoruz. Bence oyunun en keyifli şeylerinden birisi bu. Karşındaki, çünkü her zaman karşındakini öldürerek bir şey başaramıyorsun. Hani öldüreyim, loot ederim diyemiyorsun. Çünkü üzerinden çıkmayabiliyor. O yüzden persuasion'e puan verip diyalogda ikna etmek, kandırmak falan filan çok hoş oluyor. Benim de en sevdiğim şeylerden biri. Benim de. Zaten biliniyordur ama bazı oyunlarda olmuyor. Hangi karakteri seçerek konuşturursan o karakter ne başarırsa o oluyor. Bazı oyunlarda diğer karakter de araya giriveriyor sen bir şey yapmadan. Hı-hı. Ama hayır, mesela Sebil'i seçtin. Persuasion en yüksek karakterin oysa onunla konuşmalısın. Hı-hı. Yani anladım. Ya da karşına bir elf var. Elf karakterinde elfi konuşturursun. Belki oradan elf şeyi çıkar. Bonus konuşması çıkar. Çünkü ırka göre çıkıyor. Klasa göre çıkıyor. Bir de background var. Bazıları işte alim, bazıları gezgin, bazıları bilmem ne. Ona göre de çıkıyor. Ha, şey de var yani, ilginç. Eskiden ne olduğuna, asker, gerçekten scholar, defalarca oynanabilecek bir oyun yapıyorlar. Evet, ve sık kaydetmekte yarar var o nedenle. Ben persuasion şey yapacakken yanlış karakterle konuştum. Adamı öldürmek zorunda kaldım. Bitti. Yani istediğim şeyi alamadım. Ben elim kontrol S'de oynarım biliyorsun. Zaten sorun yok. Ondan sonra daha bitmedi diyalogları diyeceklerim. Hayvanlarla konuşma puanını özelliğini en azından bir karaktere vermekte yarar var. Birinci oyunda olduğu gibi yine hayvanlarla konuşarak güzel yerlere varabiliyoruz. Hem de keyifli bir şey, ama keyfin dışında da bazı questler için kolaylaştırıcı olabiliyor bayağı. Olabilir tabii, yani koca hayvanlar dünyası ne evet. Erişim sağlıyor. Diyeceksiniz, romance var mı? Var demiştin. Şöyle, early access'te yok. Aynen. Ama full access'te oyun tamamen çıkınca gelecek diye söz vermişler ama. Peki kimin NPC'lerle mi? O kadar detay yok. Demişler ki arkadaşlık, düşmanlık, sevgi, nefret ve her çok şey istediğiniz romans olacak mı? Evet, olacak. Bir Dallas şeklinde adeta demişler. Peki, harika. Peki şeyi öğrenmek istiyorum, yani oynanışla ilgili olarak. Battle'a geleceğiz ama şimdi biliyorsun son zamanların rol yapma oyunları, rol yapma oyunu, rol oynama oyunu mu diyoruz? ROY mi diyoruz? Neyse, RPG diyoruz. RPG diyoruz, RPG diyoruz işte herkes. Tamam, ben rol oynama oyunu diyeyim. Rol değil oynama mi? Oyunları eleştiriliyor. Çünkü gerçek seçimler vermiyor. Gerçek seçenekler vermiyor sana. İşte onu seçsen de bunu seçsen de aynı yere varıyor falan filan. Karaktere bürünemiyorsun, çok fazla bir farkı olmuyor vesaire. Ama tabii bu CRPG'lerde biraz daha farklı durum. Daha köklerine yakın duruyorlar. Peki bu oyunda ben rol yapabilecek miyim Zeynep? Ağız tadıyla bir rol yaptıracaklar mı? Bence yapabileceksin. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bu RPG oyunları seven kesimin bir kısmı, ben kendim de dahil ederek diyorum ki işte yıllardır bunların kitaplarını okumuş olabiliriz, filmlerini izlemiş olabiliriz. Yani fantastik hikayelerle hiç alakası olmayıp da RPG seven benim arkadaşım olmadı. Yani o biraz el ele gidiyor. Bu nedenle zaten bu oyunu açtığında hadi kırıp dökeyim şunu keseyim den önce o hikaye moduna zaten girerek başlıyoruz ya. Tabii. Ama bazen de çok oyun oynamaktan bunu unutabiliyoruz. Hı-hı. O nedenle Origin karakterler harika olmuş. Hani evet, öyle bir yönlendirme sağlıyor. Çünkü ben de mesela böyle sevdiğim bir tip karakter yapıp oynamaya başlarım, sonra hikayeyi takip ederim. Ama hiç karakterim şöyle olsun böyle olsun, karakterim acaba geçmiş nasıl alışın gibi değil. Hiç düşünmedim açıkçası. Bize sunulduğu için oyunlarda hani evet. Sıradan oyun oynayan bir insan. Ama şimdi Origin karakterleri gördükten sonra bir daha RPG oynarken kendim de böyle düşünüp bir karakter kurarım gibi düşünüyorum. O yüzden bayağı iyi. Ve diyalog seçimlerinde de neyi seçersek aynı şey oluyor gibi bir durum kesinlikle yok. Yok. Çünkü ben gerçekten şu kadarcık birkaç saatlik yerde bile, ki insanlar 6-8 saatte falan bitirmiş. Ben 13 saatte bitirdim. Early Access çok kurcalıyorum her tarafı. Her şeyi çalmaktan fırsat bulamadım. Bütün tabloları çalmaktan. Galiba. Bu da önemli bir şey. Bu da önemli bir şey. Galiba. Tabloları evet çaldım. Çaldım her şeyi. Peki.
O zaman biraz da Battle'dan bize bahsetmek ister misin Zeynep? Tabii ki. Bu arada ben bir Battle fragmanı gördüm. Yani ağzım açık kaldı. Çok başarılı görünüyor. Birincinin Battle fragmanlarını görmüş muydun? Hayır. Ha görmüştüm, görmüştüm ya. Görmüştüm. Ne evet. kadar bir farklı bir açıldı ağzın? Şöyle mesela bazı yeni mekanikler gördüm. Çok da farklı değil aslında. Birinci de bayağı güzeldi şimdi şey olarak. Çünkü ortamdan ve işte çevresel koşullardan faydalanma olayı yine bunda da var. Ama bilmiyorum çok farklı kombolar mümkün görünüyordu. Çok ilginçime gitti yani. Yani ben bu Early Access'te birinciden farklı bir battle mekaniği görmedim. Ama hani dünyanın en dikkatli oyuncularından da değilim yani. Önemli olan eğlenmektir hep benim için. O yüzden yani yeni özellikler, fark eden varsa yorum olarak belirtsin. Yeni özellikler eklemişler anladığım kadarıyla. Ve belki hani, hesaplama özellikleri falandır. Da. Karakterler farklı. Ya mesela bir karakterle uçup tepeye çıkıp oradan ateş ediyorsun. Öbürüyle onu yakıp buradan geçirip bir şey yapıyorsun falan yani. Tabii işte yine bir de olduğu gibi ama farklı özellikler gibi. Ha. Olabilir. Söyleyeyim dedim sana. Yani bu yine birincide olduğu gibi ortam efektleri, durum efektleri, onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Yani çünkü bazen şey olur. Yoksa bütün parti yandı gitti yani. Evet yani ben eskiden oynadığım oyunlarda düşünüyorum, Baldur's Gate falan düşünüyorum mesela. Hiç öyle durum efektlerine o kadar dikkat etmezdim yani. Bir şekilde hayatta kalıyorduk portion motion. Şimdi ama bir geliyor silenced. Böyle kalıyorsun kaç tur geçiyor onu çözmen gerek yani. O tür şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ortam efektleri bu oyunda harika. Ben hani oynadığım en iyi RPG'lerden birisi diyorum Divinity'ye. Bir ya da iki fark etmez. Çünkü ortam efektleri harika. Ortam elementleri kullanarak elementler yani yerde su var diyelim, yıldırım atıyorsun, elektrik çarpıyor, kan da bunu yapabiliyor. Kan da bayağı eklenmiş bu sefer. Vampirizm falan var zaten. Neler zehirlerle çok şeyler var. Bir giriyorsun, geçemiyorsun, yangın var, su varili var, su variline vuruyorsun, geçiyorsun. Karakterlerin özellikleri de çok farklı değil mi? Yani defansif özellikleri de mesela işte zehirden etkilenmeyen karakter var vesaire falan filan. Hani bu kombinasyonlar bir de parti oyunu olduğunu düşününce yani grup karakterlerden oluşan bir oyun olduğunu düşününce ve de bunun üzerine multiplayer oynanabildiğini düşününce sonsuz senaryolara kapı açabilir gibi duruyor. Evet. Ve mesela Source Point sistemi eklenmiş. Bana henüz denk gelmedi. Zaten çok kolay bulunan bir şey değilmiş. Mesela neymiş bazı o? Büyüleri ya da bazı özellikleri yapabilmek için nasıl Action Point gerekiyor? Source Point gereken özellikler de var. Henüz bana çok güzel şeyler olsa henüz gerek. Bana denk gelmedi. İnternette çok nadir bulunan bir şey diyor ama Source Point mi nadir bulunuyor source yoksa point. Source Point kullandıran özellik mi? Yok, Source Point kullandıran özellik herhangi bir kitabı okuyup öğrendiğin skill. Hı. Ama mesela onu yapmak için diyor ki iki Source Point gerek diyor. Ben henüz bulamadım. İşte şeylerden çıkıyormuş, ortamdan. Böyle bazen şeyler var. Ölünün küllerinin konulduğu kaplar var. Onları böyle içine alarak, absorbe ederek falan filan diyor. Daha denk gelemedim. Teşekkür ederim. Shape shifting maskeler var. Bu güzel bir, ilginç evet. bir yenilik. Henüz böyle bir maske artık. Var galiba ama o maskeyi edinmek de bayağı zor sanırım gibi anladım ben. Çünkü 4 ırktan birer 100 yolman gerekiyor. Evet, bu bile kendi caizse. Başına bir şey olabilir. Tabii. Bir hikaye şey olabilir. Gidişatı. Game Master modu çok merak ediyoruz. Evet, modlara gireceğiz efendim. Tabii. Modlar başlığımız mevcut. Başka Battle'la ilgili söylemek istediğiniz bir şey yoksa yok. Geçelim. Yok. Modlar. Gelelim arkadaşlar modlara. Şöyle iki kişi local co-op oynayabiliyoruz. Aynı Divinity 1'de olduğu gibi. Ama bu sefer 4 kişi local artı multiplayer ya da sadece multiplayer online olarak bunu da o yapabiliyoruz. Yani Zeynep'le ben şimdi oturup şurada iki controller taksak, controller desteği geldiğinde gelecek mi oyuna beraber? Beraber gelecek. Ha, tamam. Multiplayer'la beraber. Harika. Şöyle oynayıp iki arkadaşımızı daha, iki hayali arkadaşımızı daha çağırıp. Gerçek arkadaşlarımız var Gökçe lütfen. Ama Divinity oynayan çok yok. Onları da çağırıp böyle böyle oynarız. Mesela evet. Bu mümkün arkadaşlar. Yani hem local hem online multiplayer'ı beraber yapabiliyorsunuz. Sadece online da yapabiliyorsunuz. Ve bunun yanı sıra PvP modu var. PvP modunu çok ayrıntısına bakmadım mı? Yani sadece battle mıdır? Herhalde arena gibi öyle bir şey. Öyle bir şeydir herhalde. Arena gibi bir şeydir.
Ve de en önemlisi Game Master modu koymuşlar arkadaşlar. Bildiğiniz bir işte Dungeons and Dragons campaign'i oynar gibi, hikayesi oynar gibi kendi hikayenizi oluşturup o hayali arkadaşlarınızı toplayıp onlara oynatabiliyorsunuz. Yine hayali. Yani. Hayali değil bak. Şimdi mesela FRP oynayacaksın arkadaşınla. Normalde kağıtta, masada falan oynanıyor ya. Hı. Ben bir Dungeon Master olarak oyunumu bu sefer kağıt yerine bilgisayarda kursam. Şeyde, teknolojik bir Dungeon yani, Master. Belki zaten vardır böyle programlar. Belki kesinlikle vardır da. Ama Divinity'nin Rivellon dünyasında kuruyoruz sonuçta. Çok keyifli bir şey ve gerçek arkadaşlarımızla oynayabiliriz. Bir de hazır yapılmış dünya var, hazır yapılmış evet. Çalışan oyun var. Kendi kampanyanı yapıp, kendi şeyini, hikayeni yapıp arkadaşlarına hadi oynayın bakalım diyebiliyorsun. Bayağı zarmar atıyorsun, öyle bir şeyler yani. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. Arkadaşı olanlar için, Divinity oynayan arkadaşı olanlar için. Ondan sonra şaka yapıyorum arkadaşlar. Bize acıyıp biz sizinle oynarız diye. Üzülmeyin bizim için. Peki arayüze gelelim birazcık. Menülere gelelim. Bir, evet. Ben şöyle bir bakıyorum. Bildiğin Divinity 1 yani bu. Evet. Ben diyeceksiniz niçin arayüzle ilgili konuşmak ister gibi size önceden belirtmiştim sayın sunucu. Teşekkür ederim. Çünkü alışveriş arayüzü menüsünü beğenmedim. Belki bir arada denk gelmiştir, denk gelir. Öncekiyle aynı değil mi? Aynı olmayan bir şey var. Mesela satmak istediğim şeyleri koyduğumda fiyat belirlenmiyor otomatik olarak. Sen bir fiyat yazıyorsun. Daha güzel. Ben mesela ilk seferinde yanlışlıkla hiç fiyat yazmadan insulted. Sat dedim. Insulted. -30 adam falan. Bana hakaret mi ediyorsun diyor. Öyle gidiyor, öyle diyor. Bazen para istemeden, açıldı bak. Ay nasıl denk geldi. Bak şimdi neyse sürer hangisini satacağıma bakma. yukarıdaki şey çalınca hangisini satacağına bakma. Valla bunların hiçbiri çalıntı değil şu an. Yukarıdaki teraziye bastığımızda falan bir şeyler eklenecek. Ama daha fazla para verdiğinde orada ün puanı ile yani o olay güzel ama birazcık karışık gelmişti bana. Artık alıştım. Ben sevdim valla. Ben bu olayı sevdim. Hem gerçekçi. Tamam yani biz şimdi bugün öyle gidiyoruz yapıyoruz ama bu bir takas sistemi gibi düşünürsek hani şu kadar vereceğim abi sen de bunu al falan tarzı bir böyle RPG ayakları yapmışlar. Bir de şu şu diyalog penceresinin sol tarafında el ve üzerinde paralar var. Yani konuştuğumuz herkes de ona tıklayıp bir deneyebiliyoruz şansımızı. Bir rüşvet verebiliyoruz yani. Yani istersen rüşvet de istersen hediye de istersen alışveriş de. Ha alışveriş yani illaki satacak neyin var diye bir cümle araman gerekmiyor yani. Birçok insanla böyle bir şey yapabiliyorsun. Harika, ben buna bayılırım. Ben zaten alışveriş mekaniklerine bayılırım yani. Rol yapma oyunlarında, rol oynama oyunlarında. Rol yapma oyunu, R-Y-O. Evet, tamam, pardon. Konuyu kapatıyorum böylece. İşin güzel tarafı, diyelim Sebil yanlışlıkla çok para vermeden satmaya çalıştı falan. -30'u yedi, -20'yi yedi, neyse. Red Prince direkt hiç dokunulmamış reputation'la gidip aynı yani devam edebiliyor yani. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Onun o bir gibi. Köylü diyor ve gidiyor. Çünkü o bir Red Prince arkadaşlar. Köylü evet. Değil bizim gibi. Evet. Öyle de bir adam aslında. Bayağı öyle bir adam biliyorum. Sen şimdi bana tıklayacak mısın? İzledim şeyini falan de o yüzden. Evet. Böyle. Bir de crafting ile ilgili bir şey demek tabii, isterim. Lütfen. Crafting ile ilgili bu da tam da oraya mı denk geldi? Neyse belki crafting videosu da vardı. Neyse bu sefer denk gelmedi. Durun bir videomuz daha var. Onu da bir deneyim. Belki çıkar. Bak, bu da bir combat. Combat denk. Burada herkes yanıyor. İlginç bir şekilde Zeynep herkesi yakmış diye düşünüyorum. Olabilir. Kusuruna bakmayın. Biraz, olabilir. Biraz kendim de yanıyorum. Şey yapmış böyle olmuş gaza gelmiş. Buyurun tamam videoyu izlemeyin. Evet. Size crafting'den bahsedin. crafting yine birincisi gibi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi RPG crafting'de her zaman bir internetten bir guide'a bakmak gerekiyor. Çünkü resipi buluyorsun. Yani bu onları yapma tariflerini çok sık bulamıyor insan. Ama bu oyunda çok nasıl derler? Çok mantıklı şeyler mesela şey dışında tabii neyse şöyle diyeyim yani iki tane nesneye baktığında onlardan ne olabileceğini genellikle anlayabiliyorsun bazen çok garip şeyler oluyor ama ben guide'a bakmadan internetten bir rehbere bakmadan wikisine falan crafting yapamıyorum
yapabilen varsa harika. Bir ama de derin crafting sistemleri olduğunda aklını tutmak falan da artık böyle bir zorlaşıyor. İşte resipi bulmadan yapacaksan vesaire. Ama bazı şeyleri yapmaya alışınca özellikle oklar. Oklar çünkü oyun değiştirici öğeler kendileri. Ben normalde sevmem o kadar okçuluk şey falan. Hep büyücü oynardım. Bu oyunda ilk kez rogue oynadım. Ve bir yandan da şey istiyorum. Bir sonrakinde de Archer oynamak istiyorum. Çünkü istediğin elementte okun olabiliyor ve bütün savaşın gidişatını değiştirebiliyorsun. O nedenle ok yapmayı öğrenip akılda tutmayı öneririm herkese. Onun dışında crafting'de bir değişiklik görmedim. Peki. Gayet güzel şey. Peki zaten iyiydi. Fena evet. değildi diye hatırlıyorum. Çok hatırlayamıyorum ama eminim bunu da bayağı yani bu oyun iyi yapmışlar. İyi her şey onda. Bu oyunun en güzel yanı şu an gördüğünüz üzere combat. Yani combat harika yani. O ortam mekanikleri evet. harika yani. Direkt şu an gidip oynayasım geldi ama evet. bekleyeceğim. Yine tam erişim gelene kadar. Yine dayanan bir combat sistemi var. Evet. Kesinlikle evet arkadaşlar oyunumuz yarın çıkmaktadır. Ve herkes alsın herkes oynasın diye öneriyor Zeynep. Böyle gerçekten Larian'ı ben çok takdir ediyorum. Yani bu kadar ayrıntılı çalışan herhalde bu kadar severek oyun üreten şirket azdır diye düşünüyorum. Çok da tatlılar ya. Evet, YouTube kanalları şöyle gidip başvurası geliyor insanın. Çaycınız olayım falan gibi. Evet. Belçika mı? Belçika. Oyun yazamayınca ne yapacağım orada mı? Çay yap. Doğru. Güzel çay yapıyorsun. Benim çayımı Zeynep yapmıştı. İyiydi arkadaşlar. Böyle kesinlikle yani böyle bir şirkete destek vermek istiyorum ben yine. O nedenle aldık. Yine alacağız. Yine alırız. Bir daha alacağım. Aynı oyunu bir daha alacağız. Alabiliriz aslında konsol için. Co-op oynayacaksak zaten almamız lazım. Ayrı bilgisayarlarda co-op oynayacaksak. Ah evet. Bakın nasıl almak zorunda kaldık bile. İşte böyle arkadaşlar. Kesinlikle öneriyor musunuz? Hayır. Çok öneriyorum. Ha, mükemmel. Mükemmel bir twistle kapatıyoruz videoyu. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.